Gündemiyle ilgili birkaç düşüncemi sizlerle paylaşıp daha sonra Malatya gündemi değerlendirmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, biliyoruz 10 Kasım'la birlikte geçmişte Atatürk'ü küfreden, her fırsat hasar eden birilerinin bir dönüşümüne beraber izledik. Bundan mutluyuz. Atatürk hepimizin ortak değeri. Türkiye'de yaşayan sağcı, solcu, herkesin ortak değeridir. Bizim kurucu liderimizdir. Kimseyle karşılaştırmayız, kimseyle ölçtürmeyiz. Herkesin, bütün Türkiye'deki herkesin ortak değeridir. Onu söylemek istiyorum. Ancak geçmişteki uygulamaları hatırlayınca birkaç söz de söylemeden kendimizi alıkoyamıyoruz. Bir şeyin altını çizerek söylemek lazım. Atatürk'ün sevgisi, Atatürk'e bağlılık sadece Atatürk'ü sevmekle olmaz. Onun değerlerini sevmekle, onun değerlerini, onun getirmiş olduğu ilkeleri savunmakla, onları geliştirmekle olur. Bir taraftan Atatürk'ü seveceksiniz, bir taraftan laiklik ilkesini yok sayacaksınız. Bir taraftan Atatürk'ü seveceksiniz, bir taraftan onun getirmiş olduğu çağdaşlığı yok etmeye çalışacaksınız. Hepimiz görüyoruz eğitim sisteminin ne hale geldiğini. Eğitim sisteminin tamamen imam hatipleştirme üzerine kurulduğunu hep beraber görüyoruz. Hep beraber Türkiye'deki eğitimin nereye düştüğünü görüyoruz. Bakın 1923'lerde okuma yazma oranının %4, kadınlarda okuma yazma oranının %7 olduğu bir Türkiye'den neler yaratıldığını görüyoruz. Hala her fırsatta Cumhuriyet'in değerleriyle hesaplaşmaya çalışıyor. Ne diyor? Diyor ki dünya çapında bir yazar, dünya çapında bir sanatçı çıkarabildi mi bu düzen diyor. Sanki onun düşmanı o düzen. Tabii okumadığı için, bilmediği için, görmediği için bilmiyor. Yaşar Kemal'i kim yetiştirdi? Orhan Pamuk, Nobel ödülü Orhan Pamuk kim yetiştirdi?